plazalar. Peki camları nasıl temizleniyor dersiniz? 140 metre yükseklikte sadece iplere bağlı bir mesaiye tanık olacağız şimdi. Sözü fazla uzatmadan A Haber ekibinden Mahmut Keşan ve konuğuna dönelim. İple erişim teknisyeni Murat Devşeli yanımızda. Şimdi çalışma yapılacak, tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki nasıl bir çalışma olacak Murat Bey? Şimdi 140 metre bir binamız var. Bu binada lokal bir müdahalemiz var camlara. Bazı sıkıntılar varmış. Onları çözümlemek için buradayız. Şimdi çalışmamızı yapacağız. İneceğiz aşağı malzemelerimizle birlikte. Peki, herkes bu işi yapabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Yani şimdi izleyicilerimiz gördü. Ya ben de yaparım diyen elbette olmuştur ama biz yakından görüyoruz. İş gerçekten çok zor ama herkesin yapabileceği bir iş mi bu? Vallahi yükseklik korkusu olmayan her yaş grubu bunu yapabilir. En bariz örneği benim. Yaşım ileri olmasına rağmen 15 senedir bu işi yapıyorum ama kendine güvenen herkesi yapabilir. Bir tek şartla eğitim alma şartıyla. Yani eğitim bu işin olmazsa olmazı. Şimdi bakıyoruz iş güvenliği anlamında tüm önlemlerinizi almışsınız. Ama işiniz gerçekten zor. Çünkü hata kabul etmeyen bir iş bu. Hatta şu an hayatınız, geleceğiniz bir ipin ucuna bağlı. Kesinlikle yani sadece geleceğimiz, umutlarımız, her şey bu ipin ucuna bağlı. Dolayısıyla burada bir şey yok. Yani herhangi bir düşme anında şu gördüğünüz noktadan 2 saniyede yerdesiniz. Ve hiçbir zaman yani sakat kalma gibi bir şansınız yok. Mutlak ölümle sonuçlanır. Şakası olmayan bir iş. Her türlü tedbirin alınarak eğitimli insanların bu işi yapması lazım. Ha, eğitim zor mu? Evet zor. Ama bu işi yapmak isteyen herkes bu işi yapabilir. Peki. Siz çalışmanıza başlayın isterseniz. Şu an dediğimiz gibi 140 metre yükseklikteyiz. Murat Devşeli iple erişim teknisyeni çalışmasına başlayacak. Camların temizliği yapılacak. Bu yüksek binanın camlarının temizliği yapılacak. Ama sadece elbette onların işi cam temizlemek değil. Yine bakım onarım işleri de yapıyorlar. Yani bir inşaat alanında bir cam kırıldığı zaman yüksek bir noktada örneğin 30. katta veya 35. katta bir cam kırıldığı zaman iple erişim teknisyenleri oraya gidiyor ve o çalışmaları yapıyor. Şunu gerçekten içtenlikle söylemek istiyorum. İşiniz zor ama işinizin manzarası da efsane bence. Keyifli tabii yani İstanbul'un en yüksek binalarında çalışıyorsunuz. Özellikle gün doğumu ve gün batımı ya anlatılmaz yani. Onun keyfi apayrı bir keyif. Ben bazen kahvemi alıyorum, o gün batımını seyrediyorum. Belki bizi bu kadar işimizi şevkle bağlayan noktalardan biri de bu. Çok teşekkür ederiz. Size kolaylıklar diliyoruz. Şu an yavaş yavaş artık çalışmaya başlıyor Murat Devşeli iple erişim teknisyeni ve yaklaşık 2 saat sonra da bu cephenin yani bu binanın bir noktasındaki temizlik tamamlanmış olacak. Kameraman arkadaşımız İskender Demirel şu an o çalışmayı sizlere görüntülüyor. İşleri gerçekten zor. Herkesin yapabileceği bir iş mi diye sordum. Evet, yükseklik korkusu olmayan herkes bu işi yapabilir. Ama tabii ki öncelik eğitim dedi Murat Devşeli. Eğitim aldıktan sonra eğer bu işi yapmak isteyen kişiler de olursa bu sektöre, bu çalışmaya onlar da ortak olabilir, giriş yapabilir. Şu an kova yarıya kadar suyla dolu ve temizlik malzemelerini Murat Devşeli aldı ve çalışmasına başladı. Dediğim gibi sadece onlar bu şekilde cam temizleme işlemi yapmıyor. Onlar yine bakım onarım da yapıyor binaların. Farklı çalışmaları da gerçekleştiriyorlar. Ve Murat Devşeli çalışmasına devam ediyor. İskender Demirel arkadaşımız sizlere görüntüledi. Biz de onların yani iple erişim teknisyenlerinin bir günlük mesailerine ortak olduk. Ve sözü şimdi size bırakalım. İstanbul Beykoz'da bir ineğin kafasına araba lastiği takıldı. Kafasına takılan lastikten uzun süre kurtulamadı.